Kaydımız başladı. Bu akşam Hasan Hüseyin Palabıyık hocamız bizlerle. Hocam kayıt almaya izniniz var değil mi? Var. Tamam, teşekkür ediyorum. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Şeref verdiniz. Bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için çok mutlu olduk hocam. Ben kısaca hemen kendimi tanıtıp sözü moderatörümüz olan Necla hocama bırakacağım. Ben 2022 yılında Doktor Muhammed Ali Can Hoca'nın şu an Çanakkale Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan hocamızın önderliğinde kurulmuş İhtisas Makale Müzakere Programı'nın yöneticilerinden bir tanesiyim. Direkt hocamızın ilk kurucu yardımcısı Emre hocamız. Biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. 12 ayrı branşımız var. Bunlardan bir tanesi din eğitimi grubu. Allah'ıma çok şükür biz din eğitimi grubu olarak 2023 Temmuz ayında aslında en yeni kurulan grubuz. Ama Temmuz ayından itibaren ilk konuğumuz Profesör Doktor Bayraktar Bayraklı hocamızdı. O Bayrak'la birlikte devam ettik. Elhamdülillah hiç ara vermeden her hafta düzenli olarak programımız devam ediyor. Bir tek işte Ramazan arası vermek iyi hocalarımızla birlikte istişare ederek tercih ettik. İnşallah Ramazan'dan sonra da şu an Haziran'a kadar zaten programımız dolu. Devam edeceğiz. Ben de Arzu Kutsiye Kara, 4 çocuk annesiyim. 2 lisans, bir yüksek kol, radyo televizyon, İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon mezunuyum. En son Sakarya İlahiyat İLİTAN bitirdim. Şu an Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Ayrıca eşimin işi dolayısıyla Köln'de yaşadığım için de burada okula devam ediyorum. Sözü Necla hocama bırakıyorum. İnşallah o bundan sonra geri kalanı hocamızla ilgili olan bilgiyi ve programla ilgili bu akşam hangi konuyu işleyeceğimizle ilgili bilgileri kendisine aktaracak. Teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun hocam. Allah razı olsun. Arzu hocam çok teşekkür ederim. İlk önce Hasan Hüseyin hocam hoş geldiniz. Katılımcı arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Emre hocam siz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben ilk önce bir öğrenci topluluğumuzdan bahsetmek isterim. Amaçlarımızdan bahsetmek isterim. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Doktor Muhammed Ali Can Öğrenci Topluluğu olarak temel amacımız İlahiyat İslami İlimler Fakültesi öğrencilerinin mesleki ve sosyal alanda gelişimini sağlamak, öğrenciler mezun olana kadar Arapça, İngilizce bilgilerini düzenli bir şekilde getirmektir. Öğrencilerin akademik makale, tez ve okuma alışkanlıklarını geliştirmektir. Mezun olana kadar ilgilendikleri branşta en az 40 tane değerli hocamızla karşılaştırıp müzakere etmelerini sağlamaktır. Aynı zamanda tez aşamasında değerli hocalarımızdan tavsiyeler alabilmelerini sağlamaktır. Hali hazırda WhatsApp Arabiş, WhatsApp İngiliz, WhatsApp Hafızlık ve ihtisas müzakere programlarımız bulunmaktadır. Yaklaşık 130 bini aşkın öğrenci bulunmaktadır. Öğrencilerimiz lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşmaktadır. Gönüllülük esasına dayalıdır. Herhangi bir ücret dahilin değildir. Ücretsizdir programlarımız. Her fakülteden öğrenciler katılabilirler. 12 ayrı branşımız var. Bugün hocam sizi din eğitimi bölümünde ağırlamış olacağız. Din eğitimi bölümünde sizinle birlikte sizin makaleniz üzerine, teziniz üzerinde konuşacağız. Teziniz de camilerle ilgiliydi. Mardin örneği üzerinde bir konuşma yapacağız. Ben ilk önce kendimi tanıtayım eğer izniniz olursa. Necla Akkoyun ben. Ben de Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi mezunuyum. Aynı zamanda Atatürk Üniversitesi Çocuk Gelişimi mezunuyum. Ve şu anda da Iğdır Üniversitesi'nde tasavvuf alanında yüksek lisans yapıyorum. Sakarya Üniversitesi'nde de yine aynı şekilde çocuk gelişimi ile ilgili birçok programda bulundum ve aynı zamanda sertifikalar aldım. Şu anda da Küçükçekmece Müftülüğü'ne bağlı olarak Halk Eğitim Merkezi ile ortak bir çalışma protokol üzerine ben de görev yapmaktayım. Hocam, Hasan Hüseyin hocam sizi tanıtmamı ister misiniz arkadaşlarımıza? Sizin... Fark etmez, siz de bahsedebilirsiniz, ben de tanıtabilirim. Tamam, siz nasıl istiyorsanız öyle yapalım. İsterseniz ben tanıtayım. İsterseniz de siz kendinizi tanıtabilirsiniz. Ben Tamam. tanıtayım isterseniz. Fark etmez, buyurun. Tamam. Hasan Hüseyin Palabıyık hocam 1975 yılında Karaman'da doğdu. İlkokulu Konya ili Güneysınır ilçesi Barlas köyünde bitirdi.
Ortaokula başlamadan önce köyündeki Kur'an kursuna gitmiştir. Ortaokul ve İmam Hatip liselerini Karaman'da aynı şekilde tamamladı. İlahiyat Fakültesini Van 100. Yıl Üniversitesi'nde yaptı. 1999 yılında tamamladı. Fakülteyi okuduğu esnasında 1997 yılında Van Başkale Yanalköy Camii'nde İmam Hatip olarak atandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi 9. dönem ihtisas kursunu bitirmiştir 2002 yılında. 2002 yılında Uşak Banas İlçe Müftülüğü'ne vaiz olarak atanmıştır. 2013-2003 tarihinde Tekirdağ'da kısa bir dönem askerlik görevini yapmıştır. 2008 yılının Nisan ayında ise kendisi Mardin Savur ilçe müftüsü olarak göreve başladı. Savur'daki görevini 2011 yılına kadar sürdürdü. 2011 ila 2015 tarihleri arasında Denizli Çardak ilçe müftüsü olarak çalışmıştır. Aynı zamanda 2015 ve 2021 tarihleri arasında Denizli İl Müftü Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2. ayın 16'sı 2021 tarihinde de İstanbul Küçükçekmece ilçe müftüsü olarak göreve başlamıştır. Hasan Hüseyin hocamız evli ve iki çocuk babasıdır. Evet. Buyurun hocam, söz sizde. Evet. Öncelikle Rabbimize hamd ediyoruz. Bizi yarattı. Dinine hizmetkar kıldı. Sonsuz hamdü senalar olsun. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a da salatü selamlarımızı arz ediyoruz. Rabbim yapacağımız ve yaptığımız tüm çalışmaları katında kabul eylesin, bereketli eylesin diye temenni ediyorum. O iki çocuğumdan birisi kızım, ikisi de İmam Hatip mezunları. Burada Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde İlköğretim Matematik Bölümü son sınıfta burada okuyor yanımda ve İstanbul hikayemin de aslında kızımdan kaynaklanıyor. Oğlum da Konya'da okuyor memleketimizde. O da elektrik elektronik bölümü okuyor. O da nasip olsa bu yıl inşallah bitirecek. Bütün evlatlarımıza hem akademik hem ilmi hem ahlaki anlamda Rabbim muvaffakiyetler nasip eylesin diye temenni ediyorum. Özellikle tabii biz camilerde, Kur'an kurslarında, gençlik merkezlerinde daha çok hizmet etmeye çalışıyoruz. Ben de sizin de bizi anlatırken Mardin'den bahsetmiştiniz. Ben de Mardin'e gittiğimiz zaman acaba orada Mardin çok dilli, çok dinli, kültürlü özelliği hep öne çıkıyordu. Acaba burada bu kadar farklılığa rağmen barış içerisinde, huzur içerisinde yaşamada dinin acaba etkisi nedir, katkısı nedir? Bunu işin açıkçası merak edip ve bu alanda hem yaptığımız iş meslekle alakalı hem de dinimizin gerçekten o barış özelliği, kaynaştırma özelliğinin ne kadar etkili olduğu, insanlar üzerindeki etkisini ölçmek anlamında bir çalışma yapmaya karar vermiştim. Aslında daha öncesinde benim 2001'de böyle bir çalışmam vardı ama devam ettirememiştim Selçuk Üniversitemizde. Nasip 2011'e kadar biraz gecikmiş oldum ama onu da en azından görev yaptığımız Mardin'de bunu yapmaya çalıştım. Burada bahsettiğim gibi Mardin'deki cami kültürünün Müslüman topluluk üzerindeki bu etkisi nedir? Aile, komşuluk gibi çeşitli yansımalar nedir? İşte farklı din ve mezheplerden, çünkü Şafii mezhebine de mensup kardeşlerimiz var, vatandaşlarımız var. Hanefi mezhebine mensup insanlar var. Bu insanlarla ilişki düzeyleri nedir? Alışveriş, ticaret gibi böyle sosyokültürel hayat üzerindeki etkileri nedir? Bunları tespit etmeye işin açıkçası karar vermiştik. Burada bir de cami-cemaat ilişkilerinin mevcut durumu nedir? Bizim yaptığımız çalışmaların daha başarılı olması için halkın beklentileri nedir? Cemaatin beklentileri, teklifleri, önerileri nedir? Gibi bunları aslında bir taraftan tespit edip
varsa eksiklikleri gidermek, gerçekleştirilebilecek, yapılabilecek teklifleri tespit edip onları yapmak anlamında ve bir de görev yaptığımız Mardin'in de sosyokültürel o mirasını tabiri caizse ve o içinde bulunduğumuz dönemdeki hayatının böyle bir gözlemlemek, bir tasvirini yapmaktı niyetimiz. Ve bu kültürel değerleri de ana hatlarıyla ortaya koymaya çalıştığımız. Belki bu tarz çalışmalar lokal olarak bütün illerde, ilçelerde yapılarak belki hem bizim başta Diyanet İşleri Başkanlığımız teşkilatımız anlamında hizmet kalitemizi artırmış olacak. Hem de asıl önemlisi de din eğitimine bu alandaki çalışan akademisyenlere, öğretmenlerimize, din kültürü ahlak bilgisi başta o öğretmenlerimiz olmak üzere camideki görevlerimiz, imam hatiplerimiz, müezzinlerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimize bunlara bir veri oluşturmak, en azından yol haritası oluşturmaktı. Dolayısıyla böyle bir niyetle işe başladık ama burada öncelikle yapacağımız çalışmalarda bilgi toplama anlamında acaba hangi usulü takip edebiliriz, hangi metotları kullanabiliriz gibi istişare ettiğimizde hocalarımızın yani daha derinlemesine, daha köklü bir araştırma yapmak, tahlil yapabilmek adına nitel bir araştırma yapmanın daha isabetli olabileceği. Çünkü nicelde birazcık daha belki kaba bir ifadeyle daha sayısal veriler, belki istatistikler olabilir ama problemin belki çözümüne ya da yaptığımız bu çalışmanın daha etkin, verimli, bereketli olması ve insanların görüş önerilerin daha yakının, açık uçlu sorularla tespit edilmesi anlamında böyle bir nitel bir çalışma yapılmasının verimli olacağı, iyi olacağı şeklinde bir metotla bir işe koyulduk. Dolayısıyla biz objektif olarak ya da iyi kötü diye bir ayrım yapmaksızın tarafsız bir gözle bunları yapmaya çalıştık. Dolayısıyla oradaki toplumun fotoğrafını çektik ve yaygın bir din eğitimi kurumu olan camilerimizin hayata etkisini cami cemaatinin dilinden açıklamaya çalıştık. Tabii benim görev yaptığım 2008-2011 yılları arasında 63 tane cami vardı Mardin merkezde. Tabii nitel bir araştırmada bütün camileri ve camideki bütün cemaati tek tek o dinlemek takdir edersiniz ki mümkün gözükmüyor. O yüzden biz örneklemini birazcık daha böyle eski Mardin diye bilinen o gerçekten görülesi yer de Ulu Cami'yi tespit ettik biz en azından hocalarımızla. Bir de yeni yapılan yeni Mardin kısmında da Fuat Yağcı diye oranın yeni yapılaşmanın olduğu yerde merkezi bir cami. Burası diğer bir camimizi ise bu 63 cami geriye kalan 61 cami içerisinden rastgele çekerek bir cami Latifiye Camii diye bu camiden camiyi seçtik ve bunun üzerine çalışmaya başladık. Burada tabii bir ön kabullerimiz de vardı. Yani burada bu dini inançların, düşüncelerin, halkın, insanların kimliğini, kişiliğini belirlemede gerçekten belirleyici bir role sahip olduğunu ve yine dini bilgilere dair ilk verilerin, bilgilerin yine yaygın kurumların başında camiler geldiğini ve dinin yine sosyo-kültürel hayata etki eden ana unsur olduğu gibi varsayımları da hem test etme imkanı olduk ve Mardin özelinde baktığımız zaman bu cami cemaatinin de farklı din, mezhep gibi mensuplara karşı hoşgörülü olduğunu kabul ederek bu işe
başladık. Biraz önce bahsettiğim gibi o metodolojiyi de kullanarak, ki burada makalelerle Mardin şeklinde 4 ciltlik bir çalışma vardı. Yine uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu bildirileri vardı. Bunlardan ciddi bir şekilde Mardin'e dair bilgileri daha sağlıklı elde etmiş olduk. Asıl bizim burada tabii bu herhangi bir dokumentasyon çalışmasını değil, biz daha çok o nitel araştırmayı ön plana çıkardığımız için benim göreve başladığım o dönemde 1 Mayıs tatil değildi. Ben orada 1 Mayıs'ta göreve başladım. İşte 2011'e kadar, yaklaşık 3,5 yıl kadar sahada ilçe müftüsü olarak çalışmıştım. Yaşadığımız o görev yaptığımız Savur ilçesinde bölge insanların davranış biçimlerini, değer sistemlerini, birbirle iletişimlerini, törenlerini, törelerini, rollerini 3 aşağı 5 yukarı biliyorum, ama yine de bu Mardin'in merkezinde cami cemaati içerisinde acaba onların düşünceleri camiye dair, dine dair, görevlerimize dair düşüncelerini de gerçekten merak ediyordum. Artuklu Üniversitesi, il müftülüğümüz, orada Kültür Turizm Müdürlüğümüzün yetkilileriyle işbirliği içerisine girerek böyle bir çalışma yaptık. Daha çok bizim tabii orada görev yapmış olmak, akademik çalışma anlamında sahada bulunmanın bir avantajı da vardı. Sadece bir araştırma yapmak için belli bir süre oraya gidip gelmedim. Bizzat oradaydım. En azından gözlemimiz en azından 3,5 yılı içine alan bir şeydir. Görüşme kısmı belki daha sınırlı kişiyle oluşmuştur, ama en azından gözlem kısmımız 3,5 yıla varan bir süreydi. Yine bahsettiğim gibi o doküman analizi de burada ifade etmiş olan. Dolayısıyla biz doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde bu veriler toplanmış oldu ve araştırma bu anlamda da tespit edilmiş ve yapılmış oldu. Dolayısıyla aslında burada görüşme soruları da ben hocalarımla tespit etmiştim. Acaba burada camilerin gerçekten hayata etkisi, katkısı anlamında ne olabilir? Mesela ilk sorum şöyle bir şeydi. İlk defa camiye, mesela ilk defa camiyle tanışmanız nasıl oldu gibi bir soru hazırlamıştım. Ama dedi ki burada tamam, bu soru belki akademik olarak güzel bir soru, ama buradaki insanlar bu soru şu şekilde sorulur. Mesela ilk camiyle ilk tanışmanız nasıl oldu sorusunu, ilk defa camiye nasıl gittiniz derseniz, sizin camiyle ilk tanışmanız nasıl olduğu şeklinde anlaşılır. Yani bizim akademik olarak yaptığımız çalışma, mesela burada nicel ve nitel çalışma arasındaki farkı da göstermek anlamında söylüyorum. Oradaki belki bazı sorular orada anlaşılamayacak. Rastgele bir şık işaretleyecek, ama burada bu soruları tekrar biz oradaki hocalarımızdan, öğretmenlerimizden, cami cemaatinden tekrar bu soruları güncelleyerek 40 tane soru oluşturduk ve o ilgili cemaatimizin bakış açılarını görebilme, bu bakış açılarını oluşturan sosyal yapıyı, süreçleri ortaya koyma imkanını bize sunmuş oldu. Dolayısıyla bu araştırmanın o veri kaynağı olan cemaatin düşüncelerini herhangi bir sınırlama olmaksızın serbestçe ifade etmeyi edebilmesini sağladık. Hatta ilk başta ben o cemaatimizin kimlik bilgileri, isimleri, birazcık böyle özel bilgilerini de koysam, en azından elimde veri olarak bulunsa, tabii ilk başta bu çalışmaları yaparken ileride bunları da insanlara, bu kişilerden
bu isimlerden duyduğum şeklinde gösteririm diye düşündüm ama bu sefer insanların bazı endişeleri ortaya çıktı. Bilgileri çok rahat veremeyecekleri gibi bir kanı oluştu. O yüzden ben o isimleri sormaktan vazgeçtim. Dedim sadece izin alarak kendilerine bu bahsettiğim soruları sormaya çalıştım. Şimdi yaptığım çalışmada da böyle baktığımızda gerçekten hayata ne kadar dokunuyor, camilerimiz hayatın neresinde, bunları en azından ben orada görmüş oldum. Ve burada şeyde cami cemaatimizin mesela şu an Ramazan-ı Şerif'e inşallah yaklaştık. Her yerde olduğu gibi orada da yine Ramazan ikliminin, camilerin, insanların dinle, namazla, ibadetle, Kur'an'la buluşmaları anlamında bir başlangıç olduğunu ve buradan da camilerin gerçekten toplumu etkilediğini görmüş oldum. Ve burada yine Mardin'e dair ifade edeceğimiz olursa, mesela burada çocukluk dönemleri, mesela ikinci soruda şöyle bir şey yapmıştım. Çocukluk döneminizde camiyle ilgili bir anınız var mı diye, ben mesela anınız var mı diye bir soru sormuştum. Anınız varsa anlatın. O da diyor ki mesela bunu anıdan ziyade hatıranız yok mu sorusuyla tekrar o soruyu güncellemiş oldum. Dolayısıyla burada bizzat bu 8 tanesini kayıt altına aldım. Bu görüşmelerin 12 tanesini yine not alarak yaptım. Diğerlerini de yine aynı şekilde yine oradaki görevli arkadaşlarımızla, tabii normalde 1 saat 2 saat kadar bu 40 soruyu sorup cevabını almayı düşündüm ama bu 3-4 saati, hatta bir kişiyle 5 saati bulan görüşmelerimiz oldu. Dolayısıyla burada mesela İlk defa camiye nasıl gittiğiniz sorusunu, abimle beraber gidiyordum Mardin Ulu Camii'ne. Onlar teravih kılıyordu. Ben oturuyordum kenarda. Onları seyrediyordum, izliyordum. Namaz kılmasını bilmiyordum tabii diyor. O küçüklük hatırasıyla ilgili şey yapıyor. Ve çocukluğuna dair bunları ifade etmiş oluyor. Ve ben bu soruları sorarak aslında diğer arkasından soracağım sorulara başlangıç olması anlamında, o hikayeyle, hatırayla, çocuklukla başlayarak bir sorgulama olmadığını, sadece onların gerçekten camiden ne kadar etkilendiğini, cemaatle iletişimini ölçmeye çalıştım. Dolayısıyla hatırlanan camilerin bir kısmı insanların küçükken yaşadığı mahalle camileri olurken, bir kısmı da böyle insanların ikamet ettiği merkezlere uzak da olsa orada görev yapan din görevlisine göre değiştiğini gördüm. Yani bazıları hatıralarını kendi mahallesindeki bir cami değil de daha ileride, ama orada da gerçekten camide görev yapan hocamızdan kaynaklandığını ve onun için orada hatırasını oradan paylaştığını, hatta 5 dakikalık hutbeyi dinlemek için yarım saatlik yolu yürüyen cemaate de orada rastlamıştık. Bu anlamda din görevlilerine göre camilerin değerlendirildiği, hatırlandığını görmüş olmak, oradaki görev yapanların niteliği, samimiyeti, özverisi anlamında gerçekten hepimizin de ortak kabulü olan, yani insan unsurunun Allah'ın evleri, mescitleri, Allah'ın işte Kabe'nin şubeleri olan camiler içinde ne kadar kıymetli, ne kadar önemli olduğunu da bir kez daha karşımıza çıkarmış oldu. Burada mesela mahallede cami olmasa kendinizi böyle nasıl hissederdiniz diye böyle bir soru sormuştum. Hayata etkisi anlamında. Müslümanların özelde ise cami cemaatinin hayatındaki yerini tespit etme anlamında. Burada
birisi yani onların dilinden ifade edin. Cami olmasa diyor ki yemin ederek vallahi çok perişan oluruz diyor. Düşünmek bile istemiyorum. Evim sanki evim yokmuş gibi hissederim. Yani bir yeri İslam diyarı olabilmesi için birinci şart camidir diye kendi dillerinden ve hayatlarındaki konumunu tespit etmesi ve ifade etmesi anlamında camiyi evi kadar önemli, gerekli gördüğünü, camisiz bir hayatı tasavvur bile etmek istemediklerini ve Müslümanlar için ne kadar hayati öneme sahip olduğunu bize göstermiş oluyor. Ve acaba bu şekilde tanımlıyoruz ama bir randevu yeri olarak mesela camiler ne kadar değerlendirilebiliyor şeklinde gibi bir hayata ne kadar etki ediyor şeklinde soru sorduğumda evet bazen oluyor derken bir kısmı da mesela şöyle demiş diyorlar ki evimizi tarif etsek belki bulamayacak insanlar. Ben diyorum ki Ulu Cami'ye gel ya da Fuat Yağcı Camii'ne gel. Mardin üzerinde bakarsak işte İstanbul'a ya da başka bir yere bakarsak Ayasofya'da buluşalım. İkindi namazında orada buluşalım. Fatih avlusunda işte ikindin orada, akşam orada, sabah namazında Eyüp'te buluşalım gibi. Orada adres olarak, buluşma yeri olarak, randevu verdikleri yerler olarak görmüş olduk. Eskisi kadar olmasa da dışarıdan gelen özellikle yabancı misafirlerin en merkezi tarihi camileri adres olarak verdiği, orada buluşarak belki evine götürdüğünü ifade ediyor. Ancak tabii bu soruyu sorduğumuzda verilen cevaplarda maalesef alışveriş merkezlerinin buluşma yeri olarak kullanımının artmakta olduğunu orada Mardin örneğinde de görmüştük. Yani camilerin günlük yaşamın herhangi bir yerinde mutlaka yer aldığını ama o alışveriş AVM'lerin ya da bu tarz mekanların da camilerin bir adım öne geçmeye başladığını da oradaki cami cemaatinden duymuş oldum. Burada camideki cemaat sayıları vesaire bunlara baktığımız zaman kalabalık olmasını ister misiniz gibi sorular da sordum. Kaç kişi oluyorsunuz? Caminin en azından profilini ve cemaate katılım düzeylerini de ifade ettim. Mesela Fuat Yağcı Camii'nde bir saf oluyor. Tabii ki çok olmasını isteriz. Ramazan ve Cuma günler hariç diğer günlerde bir saf oluyor diyorlar ama maalesef bu anlamda cemaatin kalabalık olmasını arzu etmekle birlikte gözlemlerimizde sabah ve akşam namazlarda cemaat sayısının diğer vakitlere göre daha az olduğu, öğle, ikindi ve yatsı vakitlerinde birazcık daha kalabalık olduğunu ve en çok yaş gruplarına baktığımız zaman en azından 10-12 yıl öncesinde bahsediyoruz. Gençlerin yaşlar kadar camiden yeteri kadar istifade edemediğini, tabii burada genelde 30-35 yaş üstü yaşlıların ya da olgun insanların cami cemaatinin katıldığını ifade ediyorlardı. Tabii burada katılım hususunda yaş arttıkça cemaate katılım sıklığının arttığını, gençlerin cemaate katılmasının daha az olduğunu görüyoruz ama son dönemlerde bu oranın yavaş yavaş özel olarak, özel gayretlerle artmaya çalıştığını ifade etmeye çalışalım. Burada tabii görevlerimizin de mutlaka etkilerinin olduğunu, ancak tabii çocukların, gençlerin okul, eğitim gibi durumlarının da göz önünde bulundurulduğunda abileri, amcaları, babaları kadar sıklıkla 5 vakit camiye gelemediklerinde burada görmüş oluyoruz. Burada insanlara niçin 5 vakit camiye katılamıyorsunuz gibi sorular sorduğumuzda
Onların tabii ilerlemiş yaşında ancak işte öğle ikindi gibi aydınlıkken, güneş varken, işte karanlık değilken rahat ulaşabildiklerini, karanlıkta yürümekten gidemediklerini, bazılarının işte hayvanlardan korktuklarını gibi ifade etmişler. Bir kısmı da camilerin uzaklığından şikayet etmiş. Burada sevap kazanmak için, cemaate katılmak için, daha huzurlu, daha güzel ve arkadaşlarımızla buluşmak için gibi cevaplarla bunları ifade etmişler. Eviniz camiye yakın olsaydı devamlı gelir miydiniz? Bu sizi etkiler mi? Gibi bir soru yönelttim birazcık daha. Tabii etkilerdi diyorlar. Mesela yaşlı olsam gidemezdim evim uzak olduğu zaman. Biraz yukarıda bizim bir komşumuz var diyor. O gelemiyor mesela. Burada tabii bir başka can alıcı soru da evlerin camiye yakınlığı, uzaklığı, camiye cemaate katılmayı az da olsa etkiliyor dedik ya. Acaba dedim bunu ev alırken, yaparken veya kiralarken evin camiye yakın olmasına dikkat eder misiniz? Ettiniz mi? Bunun hesabını yaptınız mı? Yapar mısınız? Gibi bir soru daha sorduğum zaman. Tabii o dönemde diyor kimisi işte kooperatif vardı, ona girmiştik. Buralarda daha yeni şehir kuruluyordu. Ya da eski mahallede çok fazla imkanımız yoktu. Kiralık ev bulmak da zordu. Cami yakınlarında ise daha da zordu. Şimdi fiyatlar da değişiyor filan dediler. Düşünce açısından olmasa da uygulamada cemaatin evlerin camiye yakın ve uzaklığını çok fazla dikkate almadığı görülüyor. Zaman zaman görüyoruz işte metroya yakınlık, okula yakınlık, hastaneye yakınlık, uzaklık dikkat alınıyorsa da cami ile alakalı elbette burada tabii ekonomik nedenlerin ağırlıklı belirleyiciliğini de görmek mümkün. Tabii ekonomik durumu imkan verse de yerleşme konusunda sosyal hayatta cami hala merkezden uzaklaşmamış gözüküyor. Dolayısıyla eski Mardin, yeni Mardin şeklindeki yerlerde bazen ezanın duyulmadığı yerlerde anne babalar birbirlerine Ramazan'da da diğer zamanlarda da ezanın okunup okunmadığını haber veren ailelerin olduğunu da görmüş oluyoruz. Dolayısıyla burada vatandaşlarımız uygulamada böyle camilere yakınlık, uzaklık konusunda ekonominin belirleyici olduğunu görmüş oluyoruz. Ve camiyi en azından evini kiralarken, tutarken yakınlık uzaklığını çok da dikkate alan cemaate rastlamış olmadık. Bir de cami içindeki cemaat içerisinde külf olduklarınız var mı? Cemaatle konuşmadığınız, din görevlisiyle konuşmadığınız var mı gibi sorular da yönetmiştik. Ya da gitmiyorsanız bunda bir gerekçe midir diye. O diyorlar ki çok kırgınlık olmaz diyor. Belki hareketlerine kızar ama kişilere kızmayız. Yanlış hareket ettiği zaman bizim için değişmez diyor. Böyle bir şeyimiz yok. Dolayısıyla burada bir de din görevlilerinden cemaatimizin beklentilerini tespit etmek için küçük çocuklarla ilgilenmeleri, cemaatle iletişimleri bunları sorduk. Onların da çocuklarla daha çok ilgilenmeleri, gençlerle zaman ayırmalarını beklediklerini tekrar ifade etmişler. Çocuklara karşı tavırlarının iyi olduklarını. Yine haftalık izinler konusunu sordum. Dolayısıyla burada ayrıca Mardin özelinde de hem mahreç konuları, ezan konusu, yine orada zaman zaman selalardır. Bu noktada buraya gelmeden önce, görev yapmadan önce, başlamadan önce daha doğrusu cemaatin seviyesine uygun bir şekilde hem oranın kültürünü, örflerini, adetlerini, geleneklerini öğrenmesinin daha faydalı olacağını, olduğunu da buradan öğrenmiş oluyoruz. Dolayısıyla burada o dönemde il müftülüğü din görevlerimizden memnun musunuz şeklinde bir anket yapmış. 2011'de Şubat ayında yapmış.
burada %60 gibi bir memnunuz şeklinde bir oran o dönemde çıkmış. Bizim yaptığımız bu çalışmada bundan birazcık daha düşük olduğunu ben en azından birebir görüşmemde böyle bir şey tespit etmiştim. En azından o dönem açısından baktığımızda bunu ifade etmiş olayım. Tabii burada camiden İslam'ı öğrenmek için özel bir vakit ayırıyor musunuz gibi sorular sorduk. Tabii insanlar kendi kitaplarından, kütüphanelerinden, ilmihal düzeyinde de olsa orada bir kısmı okumaya çalışmış, okuduğunu söylediler. Ben kitap okumasını bilmiyorum, hocalarımızdan, televizyonlardan dinliyorum. Oradan bir şeyleri öğreniyoruz. Camiden hocalarımız bahsediyor, hutbe dinliyoruz, vaazları dinliyoruz şeklinde. Yine dine dair, İslam'a dair bilgileri nereden öğrendiklerini ya da buna zaman ayırmadıklarını sormuştum. Bu noktada yeteri derecede dini bilgiye sahip olup olmadıklarında yani bunların din görevlerinin kısmen etkili olduğunu, özellikle ilerleyen yaşlarında cami cemaatinin hutbeleri veya vaazları, namaz öncesi ve sonrasında yaptığı kısa sohbetleri dinlediklerini ifade etmiş oluyor. Bu şekilde ben anlatıyorum ama eğer sorularla sormak isteyen varsa öyle de gidebilirim. Böyle evet, devam edeyim mi? Siz bitirdikten sonra arkadaşlarımız sorularını sorabiliyorlar. Elini kaldırıyorlar zaten. Orada el kaldırma butonu var. Tamam. O şekilde tamam. Elini kaldırıp soru sorabiliyorlar. İsteyen, siz sorulara geçmek istiyorsanız arkadaşlarımızdan soru sormak isteyen varsa tamam, soruyla geçebilirim. Evet evet. Ben eğitimci olarak böyle tamamen bize anlatıp orada dinlenme şeklinde ne kadar verimli olup olmadığını da ben işin açıkçası bilmediğim için tekrar bu şekilde bir soru sormaya ihtiyacı duydum. Mesela kadınlarla alakalı olarak da acaba ailenizde yaşayan kadınlardan birisi camiye gitmek isterse izin verir misiniz gibi soru yöneltmiştim. Onlar mesela Fuat Yağcı'nın bu anlamda cami müsaittir. Bayanların giriş yerleri de farklıdır. Dolayısıyla rahat girip çıkabilirler. Dolayısıyla bizim açımızdan bir mahsur yoktur. Hatta Ramazan'da da zaten orada da yine batıda olduğu gibi doğuda, güneydoğuda da yine katılım oluyor. Fakat bazı camilerimizin de hem kadınlar bölümü hem giriş çıkışlarının cemaate katılımı etkilediğine dair oradan da yine bilgileri elde etmiştim. Bu anlamda işte kadınlarımızın da ibadetlerini rahatlıkla yapabilecek bir ortam oluşturulması, onların camiden daha fazla yararlanmasını sağlayacağını zaten biz görev olarak biliyoruz ama tekrar cemaatimizin dilinden de bunu öğrenmiş olduk. Dolayısıyla kadınlarımızın da camilerde rahatlıkla bulunabilmelerini işte kolaylaştıracak fiziki düzenlemeler yapılması, cami bünyesinde rahatlıkla abdest almaları, namaz kılacağı belki daha geniş mekanlar ayrılması ki Ramazan'da bunu daha çok görüyoruz. Yani belki ilk hafta olmasa da ilerleyen zaman dilimlerinde Ramazan'ın sonuna kadar kadınlarımızın belki erkeklerimizden daha çok cemaate katılım sağladıklarını da müşahede ediyoruz. Dolayısıyla cami içi eğitim faaliyetlerinin önemsenmesi ve kadınlarımızın da bu noktadan istifade etmeleri açısından erkek cemaatimizin de tekrar bilinçlendirilmesine ihtiyaç olduğunu da buradan ben de ifade etmiş olacağım. Yine sosyalleşme anlamında da mesela komşuluk ilişkileri anlamında komşulara dair haberlerinizi nereden alıyorsunuz? O dönemlere baktığınız zaman sosyal medya çok fazla yaygın değildi. Onlar camiye geldiğimizde ya da orada taziye kültürü çok fazla, taziye evleri var. Burada camiden çıkınca diyor taziye evi var zaten diyor. Biz orada
konuşuyoruz mahallede olup bitenleri birbirimizden öğreniyoruz. Bu şekilde camiler tekrar bu vatandaşlarımızın eskisi kadar olmasa da yine komşularla ilgili haberleri de camiden, cami cemaatinden aldıklarını buradan öğrenmiş oluyoruz. Tabii başlıkta bahsettiğim gibi farklı dinlerden, özellikle Süryanilerden insanlar vardı. Yine farklı mezheplerde. Burada camilerin bu noktadaki ve cemaatin tutumu nedir diye bunu ölçmeye çalıştım. Yani özellikle hutbe vaazlarda diğer din ve mezhep mensuplarına karşı sizde ne gibi bir duygu oluşuyor gibi sorular yönetmiştim. Gayrimüslimlere ya da diğer mezhep mensuplarıyla aranız nasıldır sorusuna. Öne çıkan şey Mardin'de işte farklı din, mezhep mensuplarıyla cemaatin hiçbir probleminin olmadığını, sadece cami cemaatin değil, Mardin'in hiçbir vatandaşın da bu noktada sıkıntısının olmadığını, işte hutbede, vaazlarda ele alınan konuların ülke genelinde olduğu gibi birleştirici, yapıcı bir bilgi kaynağı olduğunu ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla birbirlerine karşı saygılı olduklarını, hatta mesela diyor ki Süryani kardeşimiz vardır, onlar oruç tutmasa bile biz onların kahvaltı yaptıklarını bilmiyorum. Şimdi bir katılımcı sordu. Kadınlarla alakalı bir şey yapmıştık. Yine hocam ona şöyle sormuş. Tamam. Diyor ki gene sanırım diyor orta yaştaki kişilere sorular sorulmuş. Acaba diyor sorularınızı diyor gençlere ya da bayanlara da sordunuz mu? Soruları bayanlara da yönelttiniz mi şeklinde bir soru sormuş. Evet. Şöyle. Züleyha Karadeniz hocamız sormuş. Tamam şöyle. Biz orada örneklemimizi şey yaptık. Yani 12 yaş üzerinde aldık. Dolayısıyla çocuk yaşta yani birkaç tane vardı 15-16 yaşında. Ama kadınlarda maalesef onlara belki bu 40 soruyu rahatlıkla orada sorma belki imkanım olmayacaktı. O yüzden maalesef o örneklem içinde kadınlarımız yoktu. Ben sadece camiye gelen gençlerden 2-3 tanesine ve orta yaş ve ileri yaş gibi cemaatimize bu soruları sormuştum. Dolayısıyla yine alışveriş ve ticaret gibi burada camilerin bir etkisi var mı şeklindeki soruları. Mesela alışveriş yaparken cami cemaatinden olanları tercih eder misiniz diye direkt böyle bir soru sormuştum. Tabii diyor ama cami cemaati daha güvenilir kabul ederiz diyor. Hele hele 5 vakit namaza geliyorsa ama pahalı satarsa almam diyor haklı olarak. Ben ucuz kim satarsa oradan alıyorum. Kendisi de vatandaşlarımız niye gidip pahalısını alayım ki yani, ama eğer makul satarsa onu tercih ediyorum ama şeklinde ifade etmişti. Bu alışveriş ticaret konusunda da elbette bir karşılaştırma yaparsa burada tercihinin o olacağını, ama alışveriş tercihinde cami cemaatinden yana kullansa da satın alınan ürünün fiyatının ucuz hesaplı olması bu tercih durumunu değiştirdiğini ifade etmiş olur. Bir de dedim ya, yardımlaşma, problem varsa problemi çözme konusunda gerek din görevlisi gerekse cami cemaatinden bir destek alıyor mu? Bir sorunuz olduğu zaman kime gidersiniz? Derdin, sıkıntın varsa cami cemaatinde anlatır mısınız? Borç para almak isterseniz imkanı olan bir cemaatten ister misiniz? Ya da siz birisine yardım eder misiniz gibi böyle yardımlaşmaya, problem varsa çözmeye, dertlerini dinleme gibi, derdini açma gibi bu soruları yönelttiğim zaman burada ilk müracaat ettikleri kişilerin akrabaların olduğunu daha çok ya da hocamıza giderim, ben ona gelirim, hatta orada şeriate giderim
diye sorun. Bir kısmı başka cemaat gruplarından tanıdıklarım var, onlara da giderim diyor. Dolayısıyla bilgin insanlara gibi değişik değişik var. Cami cemaatine ihtiyaç duymuyorum. Güven duyduğum kimseler kimse ona giderim şeklinde cevaplar vermişti. Burada işlerinde cami cemaatine derdini açabilecek kadar hepsi yakın hissetmiyor. Yani normalde hepsi yan yana namaz kılıyor ama en azından problemini, derdini açabileceği kadar çok fazla şey yok. Birkaç tane en yakın arkadaşı var. Bunları ancak açabiliyorum şeklinde. Dolayısıyla caminin ihtiyacını karşılama, camiye yardım etme konusunda destek verdiklerini ama yardım alma ya da borç isteme problemini anlatma konusunda o kadar yardım etme gibi olmadığını orada görmüş oldum. Bir de Mardin'de haçtan dönenler daha öncesinde kapıların üzerine bu Ali İmran suresindeki وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ اِلَيْهِ سَب۪يلًا ayetini mealini, ayetini yazdıklarını ya burada başka gelenekler, adetler var mı? Kültürel yansımalar konusunda bunları sormuştum. Onlar da dedi ki işte Bismillahirrahmanirrahim yazıyoruz. Allah Muhammed yazıyoruz. Ama bu son dönemlerde bu artık yavaş yavaş terk edildiğinden bahsettiler. Dedi ki burada eskiden tabii hacca umreye giden sayısı çok azdı. Bu kişiler herkes bunu bilirdi ve o kişiler de böyle kapıların üzerine bunu yazarlardı. Ancak son dönemlerde artışla birlikte bunu bu yavaş yavaş terk edildiğini görmüş oluyoruz. Dolayısıyla burada belki son olarak şöyle ifade edebilirim ben. İşte kuruluşundan günümüze kadar birçok böyle medeniyete ev sahipliği yapmış olan Mardin o gizemli şehir, kültür mirası denilen bir şehir. Burada ondan biraz bahsettik ve burada belki soruların hepsine değinme imkanını bulamadım ama çok hızlı hızlı anlatmaya çalıştım. Burada camilerimizin de bu barış yurduna, bu insanlığın kültür mirasına, hoşgörü şehrine katkı sunduğunu, bir şekilde cemaati etkilediğini görmüş olduk. Tabi burada da son olarak da şeyde ifade etmiştik. Din eğitiminin yürütülmesinde din görevlerimize burada ciddi görevler düştüğünü, yine uygulanabilir nitelikte o sahih güncel bilgilerin insanlara öğretilmesi, günlük hayatta bütünleştirilmesi gerektiğini, yine dini bilgiler kadar sosyal bilimlerle de yeterli derecede donatılmasını, aktif olması, bireysel toplumsal huzura daha fazla katkı sağlayabileceğini yine hatırlatmıştık. Tabii her meslek grubunda da vardır maalesef. Din görevlerimiz için de zaman zaman olabilir. İşlerinden bazılarının asli hizmetlerinin aksatılacak derecede ticaretle meşgul olmaları, bunların saygınlığını, dolayısıyla toplumsal statülerinde de ciddi yıpranmaların olduğunu ve bu noktada da içerisinde bir idareci olarak biz de bu anlamda tedbirlerimizin, önlemlerimiz mutlaka alınması gerektiğini bunları ifade etmiş. Kadınlarımızla da alakalı bahsettiğim gibi onların daha çok ulaşılabilir, ferah, nezih alanların ayarlanarak onların bu yaygın eğitim kurumu olarak camilerimizden daha fazla istifade etmelerinin sağlanması konusunda tekrar bir hatırlatmada bulmuştum. Dolayısıyla bu yaptığımız bu çalışmada en azından bu camiaya bir katkısı olmuştur diye ümit ediyorum. Bir 4-5 dakikamız var gibi. Ben de burada bırakıp varsa sorulabilecek soru onları da
Hocam öncelikle ben size soru sormak istiyorum. Zaten yapmış olduğunuz çalışmada da camilerin insanların üzerindeki psikolojik durumunun da fark etmişsiniz. Gözlemleriniz de çok maşallah çok güzel. Ben sadece şunu sormak istiyorum. Bu işte camilerin genel yapısına baktığımız zaman din görevlilerimiz en başta bunlara çok büyük iş düşüyor. Şu an toplumumuzun gene ben genel bir soru sorayım. Toplumumuzda gençlerin camiye rağbeti az. Bu din görevlilerimizin gençlerimizi, çocuklarımızı camiye ısındırma, camiyi hani sevdirme nasıl bir çabası olabilir? Bunun için ne yapmaları gerekir? Ya da şunu da söyleyeyim, bu ikinci sorum olsun. Din görevlilerimizde gördüğünüz eksiklikler, hani sonuçta bizim platformumuzda da şu an din görevlilerimiz var ve aynı zamanda Milli Eğitim'e bağlı olarak çalışan öğretmenlerimiz var. Yapmamız gereken, üzerimize düşen sorumluluklar nelerdir? Bir de Ahmet Bey el kaldırıyor. Ona da söz verebilir miyiz? Evet evet hocam, sırayla söz vereceğim. Tamam. Ben şöyle, ben bunu not aldım. Şöyle yapabilirim. Birkaçını belki benzer konular olabilir. Onu cevaplamak anlamına zaman tamam. Kazanmak. Tamam Ahmet hocam, sesinizi açabilirsiniz. Buyurun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Öncelikle Sensör Hocam teşekkür ediyorum. Bu gerçekten kapsamlı bir inceleme araştırma olmuş. Yaklaşık 10 küsur yıl önce. Türkiye'deki gözlemlediğim sorunlardan bir tanesi, biz cami yapmayı çok seviyoruz ama orada bulunma konusunda maalesef bir farklı bir yaklaşım içerisindeyiz. Camilerin bir cazibe noktası haline getirilmesi noktasında bir zihniyet değişimine ihtiyaç var diye düşünüyorum. Ki belki tamamen Mardin, tabii konu başlığı Mardin özel olduğu için aslında Küçükçekmece'de yaptığınız çalışmalar var. Belli oranda takip edebildiğim işte hafızlara yönelik çalışmalarınız var veya gençliğe yönelik. Bu çalışmada gençlik biraz orta yaş kesimine hitap etmişsiniz. Tabii camilere yönelik bir araştırma olduğu için gençleri fazla bulamadınız diye düşünüyorum o dönemde. Bu Necla Hocam'ın sorusu, bu camiye alıştım. Gerçekten bu bir süreç işi diye düşünüyorum. Yani hayatın her alanında camilerin cazibe merkezi haline getirilmesi ama nasıl olacak? Hemen bugünden yarına olacak bir şey değil. Bu konuda neler yapılabilir? Mesela Ramazan'da hanımlar teravihe geliyorlar. Diğer 5 vakit namaz süresi geldiği zaman erkek cemaatimizde de olumsuz bir yaklaşım olabiliyor. Hanımlarda da bu anlamda bir yaklaşım olabiliyor. Buyurun. Evet. Tabii belki ben de aslında Necla Hocam'ın sorusuyla örtüştüğü için ikisini de aslında cevap vermiş oldum. Tabii sizlerin de malumu, tabii bir zihniyet değişikliğine gidilmesi gerekiyor. Ben yine Mardin'den cevap vereyim buna. Orada bir yine Ramazan akşamında oranın 5 vakit cemaatinden birisi yanıma geldi. Hocam dedi ki bu gürültüyü sonlandıralım. Size bir çözüm önerim var. Buyurun sizi dinliyorum diye ben dinlemeye çalıştım. O diyor ki imam diyor şey yapsın. Allahu Ekber de tekbir aldığı sırada müezzin durmasın. Çocukları dışarı yatsın. Kapıyı kilitlesin ve namaza başlayalım. Çözüm önerisi bu. Yani sükuneti sağlama konusundaki önerisi, teklifi bu oldu. Ben de şaşırmıştım. Dolayısıyla biz cemaatimizin de profilinin böyle olduğu bir zamanda hem din görevlileri çalışacak, idareciye çalışacak, ayrıca cemaatin de burada destek olması gerekiyor. Yoksa çatışmaya dönüşebiliyor. Tabii burada en belirleyici elbette yine din görevlimizdir. Kırmadan, incitmeden o gençlere zaman ayırmak, gerçekten onların da cami adabına uygun bir şekilde
orada da bulunmalarını sağlayarak, ki buna dair pek çok örneklerimiz var, görev yaptığımız yerler de var. Elbette bütün camilerimizde, yani ülkemizde, dünyada, hepsinde çocukların cıvıl cıvıl olduğu, hatta geçen hafta sabah namazındaki gençlerle bir araya geldiğim zaman onlara da yaptığım, hatta şöyle bir şey söylemiştim. Geçen hafta cumartesi sabahında gençlerin kalabalık olduğu bir camiye gittiğimde, ilerleyen zamanlarda arzumuz şöyle olsun diye temennide bulmuştum. İşte gençler, müsaade edin, sanki bir toplu taşıma aracında, otobüste bu yaşlıya bir yer verin de bu amcamız da namazını kılsın, bakın yer verin şeklinde, bir inşallah zamanı görürüz, o dönemi de yaşarız diye. Tabii başta din görevlilerimiz, idarecilerimiz ve camiye hizmet ettiğini düşünen derneklerimiz, her birisinin camiden önce cemaatine, gençlere hizmet etmesi gerektiğini, önce onu bilip sonrasında camiyi güzelleştirmek, asıl güzelleştiren cemaati ve gençler olduğunu fark ederek yapmak daha belki pratik çözüm olabilir diye düşünüyorum. Tabii burada annelerimize, kadınlarımıza da ciddi görevler düşüyor. Onlar taleplerini, beklentilerini daha sesli ifade ederler ve inşallah hem mahalledeki, camideki görevlilerimize ve eşlerine bu taleplerini de daha sürekli bir şekilde dile getirirlerse, inşallah bizler de daha kolay bu süreci atlatır ve cazibe noktası haline zaten getirilmesi, illa da fiziki anlamda bir düzenlemeye gerek yok, o zihniyetin değişmesiyle diğerleri de zaten değişmiş olacaktır diye düşünüyorum. Hocam, Arzu Hocam, mesaj bölümüne siz şimdi kadınlardan bahsettiğiniz için bir araya girmek istedim. Buyurun. Diyor ki kadınlara ait yerlerde bakımlı değil, annelerle birlikte camiye gelen çocuklar ilk gördükleri yerde caminin o kötü atmosferi, kadınların bulunduğu yerin güzel olmadığına, fiziki olarak güzel olmadığından bahsediyor. Bunun düzeltilmesi için ne yapılabilir diye soru sormuş. Doğru, yani şöyle, bu da yani Ahmet Hocam'ın da bahsettiği gibi, işte yılda sadece bir ay ya da belli günlerde, dini gün gecelerde burası ibadet alanı olarak kullanıldığı zaman belki oranın görevlisi ya da işte derneği, temizlik görevlisi bunu ihmal edebiliyor. Dolayısıyla burada tabii elbette idareciler olarak da bunun takibini yapmak ve buraların daha temiz, nezih ve gönül huzuruyla ibadet edilebileceği mekanlar haline getirilmesi, bu işin gözetimi, rehberliğini yapan biz idarecilere düşüyor. Burada da belki biz bütün camilerimizi tek tek daha seri bir şekilde oraların kontrolünü yaparak bu hazırlıkları yapmak. Ramazan öncesinde de zaten bütün ülke genelinde de bu tarz talimatlar geliyor ama sadece iş talimatla bitmiyor. Bunu özverili bir şekilde Allah'ın kadın kullarının da burada ibadete geleceklerini, Allah'ın beytinin bir şubesi olan camileri yine ona yakışır, beytine yakışır şekilde tertemiz, pırıl pırıl temizleme konusunda bir duyarlılık da gerekiyor. O bir de takipte bizden gerekiyor. Böyle ifade etmiş olalım. Arzu Hocam da söz istemiş. Arzu Hocam, buyurun. Teşekkür ediyorum hocam. Sunumunuz için de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hem hani Diyanet'te görev yapıp müftülük makamında olup, ama hem de böyle akademik kariyeri, bir şeyler yazmış, bir şeyler çabalamış, ki bir şeyler dediğimiz şey kolay değil. Şu an içindeyiz biz. İnsanları görmek bizi çok mutlu ediyor. Benim sorum şu, bu annelerle ilgili diğer bir şeyden yazdım ama hani biz yaşlı teyzelerin, kadın hanımlara ama özellikle de yaşlı teyzelere verdiğimiz Kur'an-ı Kerim derslerinin, ben açıkçası Kur'an-ı Kerim öğretmekten de ziyade
kadınları terapi yaptığını düşünüyorum. Aynı şey dedelerimiz, yaşlı amcalarımız içinde olabilir mi? Çünkü şöyle yani belki öyle olmayan vardır. İstisnaları tabii ki ayrı tutuyorum ama genelde işte emekli oluyor, sonra evi sığamıyor, hanımıyla anlaşamıyor. Yani anlaşamıyor derken işte evde bir şekilde duramıyor. Gitmesi gereken sakalı var, başka yere gidemiyor. Tamam, camiye de severek geliyordur, kabul ediyorum, aminna, hani yanlış da anlaşılsın istemem. Ama onların böyle bir arada aslında onları böyle motive edecek bir etkinlikleri olduğunu ben düşünmüyorum. Bir tek caminin altındaki çay ocağında yarı muhabbet, yarı kavga, bazen gürültülü. Çünkü bizim de görev dolayısıyla bulunduğumuz yerlerde az çok gözlemledim. Olduğunu düşünüyorum. Böyle bir proje var mı hocam? Ya da yoksa da ne zaman başlatılır ya da amcalar böyle bir projeye katılır mı? Çünkü belki onların motive olması, o enerjilerini bir şekilde, biriken enerjilerini boşaltması belki de lazım. Boşaltamadıkları için o huysuz olarak caminin içinde çocuk sesinden ya da herhangi en ufacık bir şeyden rahatsız olan amca profili çiziyorlar bazıları. Bu konuda ne dersiniz hocam? Tabii yani şöyle, artık insanlar insanların gölgesinde yetişiyor, eğitiliyor. Bir de insanlar yine kendi yaş gruplarıyla birlikte olmayı istiyor. Evlerinde ne olursa olsun bir şekilde arkadaş ortamına gitmeye çalışıyor. Eşiyle birlikte tabii gün boyu duranlar olduğu gibi cami alışkanlığı olan insanlar var. Bir de bazı amcalarımız eşi vefat etmiş. Bu kişi pek çok yerde görüyoruz. Sabah namazında camiye geliyor. O bahsettiğiniz gibi çay ocağına oturuyor. Şu an son dönemdeki piyasadaki hareketlilikten de onlar da muzdarip. Mesela çay fiyatı diyelim 2 liradan 3 lira olmuşsa onun bütçesini ciddi şekilde etkiliyor. Diyor ki ben sabah namazında burada oturuyorum. İşte içtiğim çayı 10 tane ise işte 2 liradan 20-30 lira olmuş oluyor. Yani %50 zam gelmiş gibi oluyor falan. Yani buradan da görüyoruz. Diyor ki benim gidecek bir yerim yok. Benim burası yaşam alanım. İnsanlar geliyor, oturuyor. Hiçbir şey yapmasa bile yatsı namazını kılıp o şekilde evine dönebiliyor. Böyle tabii onları yani camide tabii görevlerimiz vardiya usulü gibi çalışması gerekiyor. Yani 8'er saatlik gibi çalışması gerekiyor. Gençlere ciddi zaman ayırması gerekiyor. Yine camide hem eğitim anlamında onlara zaman ayırması gerekiyor. Gençlerde gerçekten ileri yaş eğitimi anlamında hem bilgi anlamında, donanım anlamında hem de ilgi anlamında bir kendini geliştirmesi gerekiyor, çalışması gerekiyor. O yüzden tabii işlerinde öğretmenlerimiz var, emekli olanlarımız var, akademisyenlerimiz var. Normal bir çiftçi olan şeylerimiz de var. Dolayısıyla her birisine böyle yetecek, her birisini rehabilite edecek, her birisini böyle onları pozitif olarak yetiştirebilecek şeylerimiz bir tane görevlimiz var ama görevlimize artık bir yazılım yüklemek gerekiyor her birisine. Hem sesi, kıraati, gençlerle ilgisi, enerjisi, ayrıca yaşlılarla ilgili o motivasyonunu ve tabii fiziksel anlamda da çökmemesi gerekiyor. Hepsini birlikte başarabilen görevlerimiz her geçen gün biraz daha artmaya çalışıyor ama birazcık daha zaman alacak gibi gözüküyor. Ama ben bunu illa cami görevlisi, müezzin, imam yapsın anlamında söylemedim. Yani nasıl Kur'an-ı Kerim öğreticileri ayrı bir kadroyla var. Belki evet. Öyle bir şey yapıldığında amcalar da evet belki mühendistir ama Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilmiyordur. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenme adı altında açılan sınıfta belki beraber oturup çay içmeleri, işte beraber belki birbirlerini eleştirmeleri, hatta belki birbirleri yarışmaları, belki ben hani kendimce öyle düşünüyorum, bilemem. Onları da motive edebilir. Neticede onlar da insan. Evet, kadınların nasıl böyle bir motiveye ihtiyacı varsa bence onların da var diye düşünüyorum. Bilmiyorum hocam. Doğru. Belki şöyle. Biraz belki bizim kendi mahrem bilgilerimiz şey anlamında söylüyorum. Mesela Kur'an kursunda Kur'an kursu öğreticimiz
hem bazı yerlerde hem temizlik görevlisi, hem aşçı, hem aşçı yardımcısı, alımdan sorumlu birisi, tadımcı, onların eğitimci, servisçi. Dolayısıyla bunları bile yani her birisine ayrı ayrı personel gerekirken maalesef bunlarda bile neredeyse bir kişi üstlenirken sizin gerçekten belki olması gereken kısmıyla özetlediniz. Nasıl ki bazı camilerimizde büyükte cami rehberi varken varsa bu birkaç istisna orada yaşlılarımızla ilgilenecek, gençlerle ilgilenecek, kadınlara oraya kadınlara eğitim verebilecek, genci, kadını, yaşlısı her birisine hitap eden bir personel ve insan kaynağı oluşturmak en idealidir. Ama şu anki en azından mevcut insan kaynağı profilimizde belki biraz önce ben vurguyu ona yapmıştım. Yani sadece görevliye iş sahada olduğum için söylüyorum. Sizinki birazcık daha böyle olması gereken ideali bir yapılaşma, yapılanma ve insan kaynağı oluşturma. Ha, bu noktada bazı derneklerimiz bu noktada katkı sunuyor, sunmaya çalışıyor. Orada da bazı dezavantajlar oluyor. Madem ben bunu görevlendirdim, o zaman benim beklentilerimi, benim önceliklerimi de dikkate alsın tarzında. Dolayısıyla böyle dezavantajlar da olabiliyor maalesef. Hocam, Ahmet Hocam tekrar söz istemiş. Ahmet Hocam buyurun. Ses gelmiyor. Ses şimdi açıldı. Teşekkür ederim. Şimdi bir zihniyet değişikliğine, camiye bakışta bir zihniyet değişikliği gerekir diye düşünüyorum. Yani biz cami algımız mabet yaklaşımında. Eğer mabedi biz camiye ya da külliye yaklaşımına geçebilirsek, oranın bir yaşam alanı, bir hayat alanı, ortamını, zeminini oluşturabilirsek o zaman bir mesafe alabileceğimiz kanaatindeyim. Çünkü şu anda biz camiye gelen cemaatimizin bile namazdan sonra duracağı, durabileceği bir ortam söz konusu değil. Ha, camilerimiz açık. Orada bir sorun yok. Yatsı sonuna kadar. Ama bazen ısınma sorunu var. Veya çoğunlukla kışın ısınma sorunu yaşanmakta. Bu anlamda AVM tarzı camiler üretebilmemiz gerekir diye düşünüyorum. Nasıl ki AVM'lerde her yaştaki kişiye hitap edebilen alan varsa, işte mescidinden çocuk parkına kadar tüm şeyleri çocuklarımızın, gençlerimizin, hanımların, genç kızların, genç erkeklerin hepsine hitap edecek mekanlar oluşturabilirsek, yeni bir cami yaklaşımıyla o zaman bir mesafe alabileceğimizi düşünüyorum. Bir de ilim ve öğrenme merkezi, Arzu Hocam'ın dediği gibi sadece bir Kur'an'ın Arapçası değil, Kur'an'ın sevebileceği, Peygamberimizin sözleri, diğer şeylerin, yani kıssaların okunabileceği böyle bir mekan oluşturabilirsek o zaman mekana bakışımız, camiye bakışımız değişir diye düşünüyorum. Biz de şu andaki zihnimizde sadece mabet ve ısınma sorunu, yine en büyük sorunlardan bir tanesi kışın, yazın yazlık alanlarda soğutma sorunu, bunları bile daha henüz tam aşabilmiş durumda değiliz. Böyle de bir olayım, kışın tam kullanamamada böyle bir sorunumuz da var. Teşekkür ederim. Hocam, ben izninizi isteyerek bir şey söylemek istiyorum Ahmet Hocam'a. Ahmet Hocam, Hasan Hüseyin Hocam'ı bilmiyorum ne kadar tanıyorsunuz ama Hasan Hüseyin Hocam biraz da sizin tam bahsettiğiniz noktada çok güzel çalışmaları olan bir müftümüz ve çok gayretli. Ben kendisini tanıdığım için size söyleyeyim. Şu an bizim gençlik merkezlerimiz var. Küçükçekmece müftümüz Hasan Hüseyin Hocam açtı. Ve gençlik merkezinde söylediğiniz gibi yaşlı geliyor, genç geliyor ve çok aktif bir şekilde çalışıyor. Hatta gençlik merkezinde çalışan yönetici hocalarımızdan bir tanesi de şu an aramızda. Kendisi de eğer konuşursa çok sevinirim. Ayşegül Hocam da burada.
Gençlik merkezleri bu noktada çok güzel işler yapıyorlar. Size söyleyeyim, bilginiz olsun. İnşallah Hasan Hüseyin hocam gibi diğer müftü hocalarımız da bu şekilde gençlik merkezlerine önem verirler ve bunlar ön plana çıkar. Şu an gençlik merkezlerinde çok güzel faaliyetler var. Mesela ben gençlik merkezinde hocam tarafından görevlendirildim. DEF kursları var, Arapça kursları var, farklı faaliyetler var. Hatta çocuklar çok güzel farklı etkinlikler yapıyorlar. Şu an evet ben ilk aşamasındayım. Hani şu an tam olarak bazı işin tam içine giremedim ama size söyleyeyim, şu an öyle faaliyetleri yürütüyor hocamız. Allah razı olsun. Bu konuda kendisinin eline hiç kimse su dökemez. Hasan Hüseyin hocam bunun için çok çabalıyor. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. O yüzden bir gönderme yapmıştım ilk konuşmamda. Yani Küçükçekmece'deki çalışmaları, hatta hafızlara cuma kıldırma, okurlar da cuma kıldırma uygulamasından haber verdim hocama. O açıdan bu yeni yaklaşımlar, yeni yöntemler, çözüm önerileri ya da yeni ortaya koyabileceğimiz metotlarla gençlik merkezi bu anlamda önemli bir şey. Yani bir yetişkin merkezi veya bir farklı isimde orta yaş ve ileri yaşı kuşatacak şekilde bir mekanlar. Yani caminin yanında ve camiden biraz bağımsız. Yani aynı külliye yaklaşımıyla, ya işte caminin bir arkasında bir yerde oturmak değil de böyle artık her evde kanepe koltuk var. Kanepeli koltuklu bir ortam oluşturulabilirse o zaman orası biraz da aidiyet duygusu da artacak diye düşünüyorum. Yani bir an önce çıkacağımız bir yer değil de orada mutlu olduğumuz, işte gerek hocalarımızla, hatta şu noktaya doğru düşünüyorum. Nasıl ki KYK'lara manevi rehberler görevlendiriliyorsa, sanki din görevlerimizin haricinde de bir manevi rehber mi görevlendirilmesi gerekiyor camilere? Orada bulunacak. Belki hocamın bahsettiği iki tür, hani iki mesaiyle belki 8 saat orada bulunacak bir oda, bir ortam. Yani bir yol mutlaka bu durumda ne kadar mesafe kat edebiliriz bilmiyorum ama bir yol mutlaka var ve o yolu bulmalıyız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun hocam katkılarınız için. Ama bu şu an Küçükçekmece'de Hasan Hüseyin hocamın çok büyük bir katkısıyla, şöyle söyleyeyim size, sizin istediğiniz tarzda, külliye tarzında şu an öyle gençlik merkezlerimiz var ve faaliyetlerini çok güzel yürütüyorlar. Hatta çok geç vakitlere kadar gelip kalabiliyorlar. Oradaki görevlendirilen hocalarımız da Allah razı olsun, hepsi birbirinden kabiliyetli ve bu iş için çok gönüllü olan ve bu iş için gerçekten çok çabalayan insanlar. Onun için ayrıca ben hocama böyle bir çalışma yaptığı için teşekkür ediyorum. Çünkü ben de Küçükçekmece'de 16 yaşından beri, yani hem öğrencisiydim hem de aynı zamanda hocalık vazifem de oldu. Daha öncesinde böyle bir uygulama yapılmamıştı. Ama şu an gençlik merkezlerimiz var ve çocuklarımız bunlara çok rağbet ediyorlar. Biraz sayımız az ama hocamın katkılarıyla sayının artacağına inanıyorum. Ben Hasan Hüseyin hocama bu noktada çok teşekkür ediyorum. Beni görevlendirdiği için de ayrıca hepinizin huzurunda teşekkür ederim. Böyle bir çalışma içerisinde yer aldığım için. Evet, şey yoksa ben de aslında camilerimizin Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın konuşlandırdığı gibi hayatın merkezine bunu yapmak. Ecdadımız, onun izinden giden ecdadımızın aslında baktığımız zaman camilerini örnek aldığımızda aslında bunu yaptığımızda problem yok. Biz öncelikle mimarimize bunu koymamız gerekiyor. En başta koymamız gerekiyor. Biz en son bir boşluk bulursak buraya da bir mescit, bir şey yapalım dediğimiz için, sadece namaz kılınabilecek, kılmaya çalışılacak bir yer yapıldığı için bu problemlerle karşılaşıyoruz. Yoksa öncesinde hepsi düşünülmüş, hepsine aç olanın doyurulacağı yerlerden, yıkanmak isteyen, arınmak isteyen için yere, ilim öğrenmek için mekana, yaşlıların, gençlerin, kadınların, yani her bir yaş grubunun, herkesin rahatlıkla gün boyu ayrılmak istemediği mekanlar inşa edilmiş. Biz
o aslına döndürürsek, o fabrika ayarlarına döndürürsek aslında problem kendiliğinde de çözülmüş olacaktır. İnşallah o günler çok uzak değildir diye düşünüyorum. Ben de bize böyle bir fırsat sunduğu için başta Muhammed Alican hocama, Arzu hocamıza, yine Emre hocamıza, katkı sunan Ahmet hocamıza, Necde hocamıza, katılım sağlayan bizi dinleme lütfunda bulunan tüm katılımcılara da ben de teşekkür ediyorum. En azından sahada bu işleri yapmaya çalışan bir kardeşiniz olarak teşekkür ediyorum, sağ olun diyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Başka katılımcılardan soru sormak isteyen yok sanırım. Soru sormak isteyen var mı arkadaşlar? Ayşegül hocam söz istemiş. Buyurun hocam. Hayırlı akşamlar hocalarım. Necla hocam, söz hakkı verdiğiniz için, daha doğrusu güzel şeylerde bulunduğunuz için teşekkür ediyorum. Ben Hasan Hüseyin hocamın görevlendirilmesiyle Gençlik Merkezi'nde görevliyim. Sizlerin huzurunda ben de hem istifade ettim bu akşam, hem de bir teşekkür de ben sunmak istedim. Evet, orada elhamdülillah gönülle çalışıyoruz ama bu gönüllü çalışmamızda tabii ki en büyük katkı hocamızındır. Çünkü hocamız gerçekten bizimle birlikte yürüyor. Yani her yerde. Hiçbir zaman kendimizi yalnız hissetmedik. Allah razı olsun. Hani bu gönülle, bu şevkle biz bu işteysek hocamızın bu noktada maddi, manevi her türlü katkısı vardır. Ben de buradan bir teşekkürümü sunmak istedim hocam. Teşekkür ediyorum tekrar. Sağ olasınız. Biz teşekkür ederiz Ayşegül hocam. Katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Soru sormak isteyen başka katılımcı arkadaşımız var mı? Hocamı çok bekletmeyelim. Vaktini almayalım. Hocamıza ben de teşekkür etmek istedim. Hocam teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ben de Karabük safhamı da görebileyim. Hani bu tarafta yolunuz düşerse mutlaka bekleriz. Hani misafir etme olsun. Hani gerek müftülük olarak, gerek şahsım olarak. Hani aralamak da isteriz. Yani şeref yahut olduk. Çalışmalarınızı ayrıca takdir ederiz. Yani küçük çekmeceye geldiğimde de ziyaretinizde bulunurum inşallah. Hani hem bir fiilde tanışmış oluruz. Hani çok güzel faaliyetleriniz var. Allah razı olsun. Rabbim daha da bereketlendirsin. Gerçekten de son zamanlarda bizim gibi genç imamların daha da bizim camiamıza Diyanet mensubu olarak katılması daha da hocamızın dediği gibi yavaş olsa da gelişiyor. Daha da artıyor. Mesela bizim Karabük'teki İHH'nın has kadrosu %80 imam hocam. Ve faaliyetleri şu an çok çok ilerledi mesela. Bunun gibi birçok faaliyet de olsun. Sadece Diyanet'in yanında birçok da faaliyetler de yapıyorlar. Bunun dışında kendi alanlarında da çalışma yapıyor. Allah razı olsun. Bunun gibi çok güzel gelişmeler oluyor. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Evet. Bizler de teşekkür ediyoruz herkese. Bütün hocalarımıza. Gerek birlikte çalıştığımız, gerek ümmetin evlatlarına, Necip milletimizin evlatlarına, milletimize hizmet verdiğimiz için öncelikle Rabbimize hamd ediyoruz. Tekrar sizlere de hem bu güzel iltifatlarınız için, katkılarınız için teşekkür ediyoruz. Ve benim açımdan da keyifli bir vakit olmuş oldu. Biz de paylaşmış olduk. İnşallah böyle arzu ettiğimiz, düşündüğümüz daha iyisini inşallah en kısa sürede yapmayı arzu ederiz. İnşallah bu temennilerle ben de her birinize teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Beni kırmadığınız için, katıldığınız için. Sizin bilgilerinizden çok istifade ettik. Allah razı olsun. Çalışmalarınızda ben de size başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Ve Rabbim sizin gibi kıymetli hocalarımızı başımızdan eksik etmesin. Sizin çok büyük katkılarınız oldu bize. Ahmet hocam, hocamızı çok fazla yormasak, şu vaktinden de almayalım. Hocam, Ahmet hocam söz istemiş ama. Ben kaydı kapatayım isterseniz. Kayıttan sonra hocamızın vakti varsa, yok. Ahmet hocam da sormak isterse tabii ki olsun. Yani. Yok, benimki sadece bir şey. Aslında program iki boyutlu olsaymış. Siz Küçükçekmece'den de bahsedince. Mardin hocamın çalışması örneği şu anda da son 3 yılda da
pratik uyguladığı, o bahsettiği, sorduğu soruların Küçükçekmece örneğindeki, yani bir belki 20 dakika, yarım saatlik bir bölüm oluşturulabilseydi, şu andaki pratiği üzerinden de gidilebilirdi. Hocamdan bir söz daha alalım. İleriki bir zamanda, müsait vakitte Küçükçekmece örneği üzerinden bir hocamızı bir daha dinleyebiliriz. Allah razı olsun. Istedim. Ahmet Hocam, teşekkür ediyorum hatırlattığınız için de bize. Hocam, Ramazan'dan sonra eğer vaktiniz olursa gerçekten hani örneklik teşkil etmesi için çok isteriz. Bir boşluk olursa neden olmasın? Çünkü buradaki kıymetli hocalarımızla birlikte, yani buradaki yaptığımız çalışma aslında bize bir yol haritası vermeye çalışıyor, verdi. Hem gençlik, hem kadınlar, yaşlılar, işte cemaatimiz, vatandaşlar, okullar, KYK'lar vesaire. Yani bütün bu alanlarla ilgili yaptığımız çalışmalarda belki bir bukle şey yapabiliriz inşallah. Evet hocam, bunun sözünü ben sizden alayım. Bir de şöyle söyleyeyim hocam, size şöyle bir açıklama yapayım. Bunu yapmak bir borç oldu. Normalde katılımcı sayımız çok yüksek oluyor. Ama dün bir program yaptık, bugün de bir program yaptık. Bir de Ramazan'a yaklaştığı için bazı hocalarımızın işte belli yerlerde işleri oluyor. Bugün için katılımımız azdı ama bayramdan sonra, işte Ramazan'dan sonra katılımın daha yüksek olduğu ve sizin çalışmalarınızı herkesin örneklik teşkil edecek şekilde dinlemesini çok isterim. Zaten bu noktada sizin çok başarılı olduğunuzu ve çalışmanızı ben baştan sona okudum. Biliyorsunuz ben size bir tez sunmuştum. Hocam, ben böyle bir tez yazmak istiyorum. Sizce nasıldır, fikrinizi almak istemiştim. Benim de camiye bağlılığım çok yüksek. Bunu çocukların genel olarak yapmamız gereken, hani bir din görevlisi olarak yapmamız gereken artılarımız ve eksilerimiz ve sizin çalışmalarınız üzerinden bir konuşma daha yaparsak çok güzel olacağına inanıyorum. İnşallah, nasip inşallah. Tamam, inşallah hocam. Hocam, bizim şöyle bir usulümüz var. Biz hocalarımız programdan ayrılmadan ayrılmıyoruz. Öyle mi? Ben bilmiyorum o yüzden. Evet. Ben de şöyle, Van'da da görev yaptığım için tabii aslında o usulü de öğrenmemiz gerekiyordu. Van'da çay içtiğiniz zaman bardağı yan yatırmadıkça size çay dolduruyorlar. Evet. Ben hiç durmadan çay geliyor. Dedim ya, ben içmeyeceğim artık falan. Yok dediler, yani sen bardağı koymadıkça biz mutlaka onu dolduruyoruz. Sonra ben tabii bardağı yan koydum. Herhalde bu koyamadı, düşürdü deyip tekrar yıkayıp bir daha koydular. Dedim ki sizin gibi koydum. Yani böyle dökmedim yani. Bilerek koydum falan. Sonunda öyle çay içmekten artık kurtulmuştum. Tabii biz buradaki usulü bilmediğimiz için dolayısıyla o zaman biz kendimiz çıkalım. Şeyi bilmiyoruz. Siz kusura bakmayın. Yok, estağfurullah. Allah'a emanet olun tekrar. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Allah'a emanet. Kaydı da kapatabiliriz hocam. Evet, katılımınız için teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Bana da böyle bir platformda yer verdiğiniz için zaten